Merhabalar, ben Köftes Köfte ve karşınızda yepyeni bir Limikus videosuyla duruyorum. Ve başlıktan da anlayacağınız üzere Nom'a geri döndüm. Evet, yaklaşık 2 aylık bir KDE deneyimim oldu ve ardından Nom'a geri döndüm. Peki neden diye soracak olursanız basitçe en temel sebep kendimi daha evimde hissediyorum. Bunun yanı sıra KDE'den memnundum fakat birkaç ufak tefek sıkıntı yine yaşanıyordu. Ah. Şimdi burada Nom'da alıştığım birkaç bir şeyden bahsedelim. İlk olarak şu aradaki geçişin netliği, şu arkadaş ve bunun hiçbir şekilde full screen uygulamalar esnasında çalışmama olayı. Biraz daha hani İstediğim arayüze Nom'un daha yakın bir yapıda oluşu gibi gibi. Tabii Nom'da rahatsız olduğum birkaç bir şey daha var. Fakat bunlar da çok rahatlıkla değiştirildi. Mesela Nom'un standart dosyanın içisi Nautilus. Evet, Nautilus ile benim şu an kullandığım dosya yöneticisinin farklı olduğunu fark edebiliyorsunuz. Benim kullandığım dosya yöneticisi Nemo. Kendisi Cinnamon'un ön tanım dosya yöneticisi. Aslında kendisi bir adet Nautilus Fork'u. Fakat kendisinden fazlasıyla memnunum. En temel özellik olarak şu zaten kendini gösteriyor. Evet, Nautilus biraz daha göze hoş görünse de şahsen Nemo'yu daha kullanışlı buluyorum gibi. Bunun gibi şeyler. Bunun yanı sıra Nom Tweak Tool aracılığıyla yapabileceğimiz ayarlar ve bu arada burada kullandığım GTK temaları, shell temaları vesaireydi görebiliyorsunuz. Ve Nom eklentileriyle beraber istediğim bir görüntüyü elde ediyorum. Bu arada bayağı bir eklenti kullanıyorum. Ama kesinlikle en vazgeçilmez eklentim bu olabilir. Dash to Dock. Yani şu arkadaşı sağlayan. Hatta kapatalım bir. Geri açalım. Ve bunun yanı sıra Global Menü. Tabii ki de bir dash doku koyunca kafayı yedi. Çünkü Global Menü hala test aşamasında. Evet, böyle durumlar söz konusu. Hala beta olan bir Zamazingo. Ve sanırım bunu yapmam gerekecek. Kayıt durmadı değil mi? Evet, durmadı. Tamamdır. Evet. Global menü nedir diye soracak olursanız normalde şurada gözükmesi gereken menü barı buraya almak. Unity'de ve macOS'ta gayet alışkın olduğunuz bir özellik. KDE'de de var fakat KDE'de biraz sıkıntılı çalışıyor. Burada da henüz yeni olduğu, Nom'da da henüz yeni olduğu için biraz sıkıntı çıkartıyor ama şöyle bir güzel bir özelliğimiz de var. Tabii. Gene sapıttığı için düzgün çalışmıyor şu an. Hala beta aşamasında. O yüzden biraz aldırış gösteriyoruz. Quake olarak kendime Tilix'i kullanmaya başladım. Ki bayağı memnun kaldım Tilix'ten. Tabii onu Quake olarak ayarlamak biraz absürt. Biraz absürt bir işlem istiyor. Onun için şöyle klavye ayarlarından gidip yeni klavye kısa yolu oluşturmam gerekiyor. Komut olarak da şunu giriyoruz. Ama sonuç olarak bayağı güzel çalışıyor. Evet, Nom'un şu an benim için artılarını sayayım. Daha doğrusu eksilerini sayayım öncelikle. Özelleştirme konusunda fazla zayıf. Yani Nom Tweak Tool gene güzel bir şey sağlıyor da hani KDE'ye kıyasla bayağı kısıtlı. Cinnamon belki KDE'ye daha yakın olabilirdi o konuda. Mesela Cinnamon'u bir ara denesem mi diyorum da. Aranızda Cinnamon'u deneyen varsa lütfen söyleyebilir mi? Nasıl, memnun musunuz diye. Peki. Evet, özellik olarak kısıtlı fakat genel olarak ayarlanılan şeyler benim kullanım alışkanlığıma daha yakın. O yüzden bu biraz benim işime yarayabiliyor. Bunun yanı sıra kullandığım uygulamaların çoğu zaten standart. Discord, Friends, Clementine, Steam.
terminal konusunda terminalimin ne olduğu önemli değil zaten. Ve tabii ki de Firefox. Bu arada Firefox Developer Edition'dan Firefox Nightly'ye geçtim. Yani beta sürümden alfa sürüme geçtim. Şurada mis gibi notification'larım ve takvimim bir arada vesaire vesaire. Aslında evet, bayağı memnunum şu anki halimden. Bu gibi. Evet, genel olarak MOM'a bu şekilde geçmiş oldum. Peki, KDE'den neden ayrıldım? Basitçe hani ilk başta kendimi evde hissetmiyordum. İkinci detay olarak, nasıl diyeyim? Qt ile alakalı birkaç sıkıntım vardı. Qt'nin henüz Wayland ile tam uyumlu olmayışı. Tabii bu yani Nvidia tarafında sıkıntılı Wayland'de diyelim. Ki bunu şu an GNOME altında da kullandığım Qt uygulamalarında en basit Clementine görebiliyorum hala. Bunun yanı sıra hani sistem geneli bir tam uyumluluk hissi vermiyor bana. Şöyle ikisini açsam aynı sistemmiş gibi gelmiyor gibi hisler oluşuyor. Fakat GNOME'da bu his daha az. Yani daha genel bir sistem geneli, o şey tek bir sistem hissi yaşayabiliyorsun. Bunun gibi detaylar ve hani dediğim gibi benim bazı kullanım alışkanlıklarım var. O kullanım alışkanlıklarının KDE'de tam yansıtılamaması. Bunlar tam olarak benim sıkıntısını yaşadığım şeyler idi KDE'de. Dolayısıyla da GNOME'a geri dönmeye karar verdim. Evet, güzel bir tecrübeydi. Özelleştirilebilirlik isteyenlere kesinlikle KDE'yi öneririm. Ama GNOME'un bana daha uygun olduğuna karar verdim. Evet, basitçe bütün olayım bu. Videonun teması da bu. Ancak bu videoyla beraber size bir şey sormak istiyorum. Bundan sonraki Linux videolarımız ne olsun? Evet, bana aklınızdaki Linux videoları konusundaki fikirleri sayın. Bunu istiyorum sizden. Ne istiyorsunuz? Neler çekeyim? Ona göre gelip şu OBS'ten, bu arada OBS'in global menü desteği yok, muhtemelen Qt ile yazıldığı için. Aklınıza gelen bu soruları, aklınıza gelen soruları, merak ettiğiniz konuları. Bu arada hayır, Arch Linux kurulu bu, sormayın. Teknik olarak USB üzerinden Arch kurduğum video, teknik olarak bir Arch kurulum videosu. Herhangi bir dağıtımın kurulumunu da sormayın lütfen. Ama hani aklınıza takılan bir şey olursa ya da ilginç bir konu, ilginç bir benim hakkında ne düşündüğümü merak ettiğim bir şey olursa eğer lütfen sorun. Bunlardan güzel bir video konusu çıkabilir. Bu arada unutmadan planladığım videolardan bir tanesi yeni başlayanlar için kaynaklar videosu. Yeni başladıysanız nerelere yönlenmeniz gerektiği hakkında bir video planlıyorum. Bunun yanı sıra gene yeni başlayanlar için benim gözümden öneriler. Fakat bu benim için biraz sıkıntı bir nokta. Çünkü ben yaklaşık 10 yaşından beri Linux kullanan bir insanım ve kullandığım dolayısıyla Linux camiasının bilişime olsun aşırı yakın bir insanım ki kendi mesleğim gereği de sistem yöneticisiyim ve dolayısıyla hani aşırı detaylı, hani normal bir kullanıcının kullanmadığı şeyleri kullanıyorum. Mesela şunu normal bir kullanıcı kullanmaz gibi. O yüzden bu detaylarda biraz sıkıntı yaşayacağım ve bu yüzden o videoda muhtemelen bir konuk alabilirim. Muhtemelen. Kesin bir şey söylemiyorum. Evet, sanırım bu videodan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftedin günler. İyi eğlenceler.